Üstadın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ve Kur'an'dan aldığı dersten medet ile bu konuyu kendi zihnimizde, iç dünyamızda ve belki iç alemimizde olan sorularla beraber çözmeye çalışacağız. Buradaki anlam karşılığını bulmaya ve oradan Cenab-ı Hakk'ın bize bu manada verdiği dersi hissetmeye gayret edeceğiz. Gene Ene'nin bize aracılığıyla. Şimdi bu Ene vahsini anlamaya girişmeden önce 11. sözde bu kainatın, insanın ve namazın bu üç temel hakikat diyebiliriz, yani varlığın üç temel hakikati, varlığın yaratılması, insanın yaratılması ve kulluk. Yani bütün iş bu şeyin üç mesele etrafında dönüyor diyebiliriz. Ve bunların da tabii üçünün birbiriyle çok temel bağlantıları var. Ve bu temel bağlantılar içinde de aslında insanın kendini tanımasını, insanın kendini anlamasının işte bu sır içerisinde çok önemli bir karşılığı var. وَالشَّمْسُ وَالْدُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْاَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اِلَى آخِرِ Ey kardeş! Eğer hikmet-i alemin tılsımını ve hilkat-i insanın muammasını ve hakikat-i salatın rümuzunu bir parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak. Yani bu alem neden yaratılmış bilmecesini çözmek istersen ve insan dediğimiz varlığın muammasını çözmek istersen ve bunun içerisinde de namaz diye bir hakikat neden var, bunu anlamak istersen diyor, bir hikayecikle buna ışık tutmaya çalışacağız. Bir zaman bir sultan varmış. Servetçe onun pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizli pek acayip defineleri varmış. Hem kemalatça sanayi garibede pek çok mahareti varmış. Hem hesapsız fünun-u acibeye marifeti ve ihatası varmış. Hem nihayetsiz ulum-u bediaya ilim ve ıttıla varmış. Şimdi burada biz şimdi olayı, tabii bu 11. sözün detaylarını okumayacağız. Konumuz Ene vahsi olduğu için. Ama şimdi buradan oraya ışık tutmama noktasında bu örneği kainatı anlamak için zihnimizde yerleştireceğimizi hatırla tutmamız lazım. Yani bu bir, evet, örnek bir hikaye gibi duruyor. Ama bu sultan, onun serveti, servetindeki hazineleri, hazineler içerisindeki işte elmas, cevahir ve zümrüt, aslında bunlar günlük hayatımızdaki hakikatlere işaret ediyor. Yani o sultan bu alemin yaratıcısı, bu alemin vücuda getiricisi ve bu hazinelerin de yer aldığı saray, bu kainat sarayı. Buradaki sırrı ortaya koymak için de işte o defineler kemalatça sanayi garibede, yani güzel sanatlarda ve bizim aklımıza gelecek bütün fenlerde, onların hep birinde mahareti, ıttıla, yani bilgi, sanat, ondan sonra aklımıza gelen, mesela hayatımızdaki böyle üst düzey, belli seviyeye çıkmış her insan modelini düşünelim. Yani bilimde zirveye çıkmış, sanatta zirveye çıkmış, efendim felsefede zirveye çıkmış, tefekkürde zirveye çıkmış. Bunların aslında hepsi varlık aleminin arka planındaki bir hakikate işaret ediyor. Ve hepsi de aslında bir insan sandıkçasındaki cevherlerden, zümrütlerden ve definelerden ibaret. Peki burada önemli olan sır ne? İşte diye başlayan şu cümle bence. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrı. Yani bunu bence kaderi anlamak için, eneyi anlamak için, hayatı anlamak için, varlığı anlamak için bu sırrı, yani varlığın temel formülü olarak zihnimize yerleştirmemiz lazım ki bu hadisat zihnimize otursun. O niye var? Şu niye oluyor? Bu neden gerçekleşiyor? Bunun arka planında ne var? Yani buradan aslında ağacın elma vermek üzere vücuda gelmediğini, insanın işte bir ev, bir araba, ondan sonra iyi
yerde oturmak ve çocuklarına iyi imkanlar sağlamak üzere vücuda gelmediğini, efendim güneşin sadece yeryüzüne sıcaklık ve ısı vermek üzere vücuda gelmediğini ve yeryüzünde buzul çağlarının yaşanıp onlar üzerinde insan denen türün yaşaması için var olmadığını keşfedebilmemiz, bunu anlayabilmemiz için bu sırrı zihnimize yerleştirmemiz lazım. İşin arka planında her kemal ve cemal sahibi kendi kemal ve cemalini görmek ve göstermek ister diye bir sır var. Bu sır kainatın sırrı, bu sır insanın sırrı, bu sır namazın sırrı. O zaman hani bu bir düstur, bu düstur geçerli bir düstur. Hani cihan şümül olmaktan öte bu artık hakikat ifade eden bir düstur. Dolayısıyla bu sır insanda yansıyan, varlıkta yansıyan bu sır eşyanın hakikatinde var olduğuna göre aslında bize Cenab-ı Hakk'ı anlatan bir sır. Yani mesela senin elinin ateşe değdiğinde yanması cihan şumul bir sır değil. Çünkü eli ateşe değip de yanmayan varlıklar var. Veya suya düşüp boğulman böyle bir sır değil. Çünkü suda yaşayan varlıklar var. Ondan sonra daha bunun gibi o kadar çok. Mesela bırakılan şey yere düşer. Çok hani evrensel bir kaide diye ifade ediliyor ama bırakılan şeyin yere düşmediği gezegenler var. Demek ki bu cihan şumul bir kanun değil. Artı yük eksi yükü çeker diye bir sır var. Belki bunun da geçerli olmadığı yerler keşfedilir. Ama şu sır nereye gidersen git her yerde var. Dolayısıyla bu sırla kainatın hakikatini çözebiliriz. Ve bu sır aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ı idrak etmemiz için de bir sır olabilir. O yüzden o Sultan-ı Zişan dahi niye böyle dedi? Çünkü bir zaman bir sultan varmış diye başladı hikaye. O şanlı sultan dahi istedi ki bir meşher açsın, içinde sergiler dizsin. Ta Nas'ın enzarında saltanatının haşmetini ve servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetlerinin garibelerini izhar edip göstersin. Ta cemal ve kemal-i manevisini iki veç ile müşahede etsin. Bir veçi bizzat nazar-ı dekay karşınasıyla görsün. Diğeri gayrın nazarıyla baksın. Yani o zaman biz mesela hayatımızdaki her şeye bu bardak burada niye var? İşte, bu her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek isterle bir bağlantısını kurabilmemiz lazım. Bunun içinde bu su niye var? Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek ister sırrı aklımıza gelecek. Ondan sonra işte o niye var, bu niye var, bu niye oluyor? Bütün bu niyelerin cevabının arkasında o Sultan-ı Zişan kendi saltanatının haşmetini ve servetinin şaşasını. Şimdi bir bardak suda biz buraya bir yol bulabilir miyiz? Yani bu bir bardak sudan Cenab-ı Hakk'ın saltanatına ve servetinin şaşasına giden bir yol var mı? O kadar çok yol var ki, öyle değil mi? Yani şu suyun onun servetinin içerisinde ne kadar büyük bir kıymet olduğunu anlamak için şöyle bir gün susuz kalmak, aleme mesela suyun gelmediğini bir gün tahayyül edelim. Altının, gümüşün, ondan sonra devasa otellerin, efendim NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in ne kadar kıymetsiz olduğunu o zaman anlarız. Bir güzel Kızılderili atasözü var. Diyor ki son ağaç kuruduğunda, son işte orman ortadan kalktığında, nehirler kuruduğunda, efendim işte hava ortadan kalktığında paranın yenmeyecek bir şey olduğunu anlayacaksınız. Tabii hayatımız o kadar çok servetlerle dolu ki biraz ünsiyette biz bunun çok farkında değiliz. Hatta başkalarının böyle suni servetlerine de zaman zaman özendiğimiz, hayranlık duyduğumuz anlar oluyor ama şu hayatımızdaki nefes, su, ondan sonra rızık, onlar o zatın servetlerinin o kadar önemli ve ciddi uzantıları ki işte o şaşa ve serveti şu elimizdeki her şeyde hissedebiliyor olmak lazım. İşte bunun için bunlar yaratılmış. Arka planda ne var? O zat istemiş ki onun cemal ve
kemal-i manevisi iki şekilde müşahede edilsin. Biri o zatın bizzat kendi müşahede ediyor. Ediyor mu? Yani nazarından hariç hiçbir şey yok. Elbette ki ediyor. Diğeri de bize kalıyor. Ediyor muyuz? Bilmiyoruz. Bazen ediyoruz, bazen etmiyoruz. İşte ama temel vazifemiz bunu yerine getiriyor olmak. Şimdi buraya kendimizden bir yol bulmak. Hani kainatın yaratılışı, insanın yaratılışı ve namaz diye ifade ettik. Namaz da zaten bunun bir ifade ediliş şekli. Yani namazı biz işte içindeki şartlar, dışındaki şartlar diye ezberlediğimiz bir faaliyetler topluluğundan ibaret diye düşünürsek o zaman hayatımızda namaz hakiki karşılığıyla yer almamış olur. Namaz bütün bu manaların arka planında Cenab-ı Hakk'ı idrak etmek için var. Şimdi burada gök, zemin, dağ tahammülünden çektiği ve korktuğu emanetin müteaddit vücuhundan bir ferdi, bir veçi enedir. Yani Cenab-ı Hak diyor ki onlar gök, zemin, dağ, onu yüklenmekten çekindiği bir emanet ben ortaya koydum. Bunu da insan yüklendi. Bu emanetin çok farklı yönlerden, bu emanet nedir diye düşündüğümüzde, bu emanetle ilgili mesela kulluk ifade edilebilir, bu emanetle ilgili Cenab-ı Hakk'ın esmasının tahammülü, kendi üzerinde taşınması ifade edilebilir. Bu emanetin bir boyutu da ene. Yani bu ne demektir? Zaman-ı Adem'den şimdiye kadar alem insaniyetin etrafında dal budak salan nurani bir şecere-i tuğba ile bir müthiş bir şecere-i zakkumun çekirdeğidir. Yani ene diye bir duygu Cenab-ı Hak insanlara vermiş ve bu duygu ile iki kanal oluşmuş insanlık aleminde, iki hat oluşmuş. Bunlardan biri Hazreti Adem'den bu yana böyle büyüyüp gelişen bir tuğba ağacı ki uzantısı da cennette olacak diye müjdeleniyor. Bir de bir zakkum ağacı, bunun da uzantısı cehennemde olacak diye haber veriyor. Bu iki ağaç nerede yeşerecek, nerede büyüyecek? İnsandaki ene duygusunda, ene duygusunun ortaya koyduğu zeminde büyüyüp gelişecek. Şöyle ki, ene künuzu mahfi olan Esma-i İlahi'nin anahtarı olduğu gibi kainatın dahi tılsımı muğlakını açan anahtar olarak bir muammayı müşkil küşadır. Şimdi Esma diye bir şey var. Yani Esma-i İlahiye, Esma-i İlahiye, Esma-i Hüsna diyoruz. Yani bunun bizim alemimizdeki karşılığı ne olacak? Veya bunun esas karşılığı nerededir? Şimdi Esma'nın esas kendisinde yer aldığı zat kimdir? Cenab-ı Hak. Doğru mu? Tereddüt ettiniz. Yani tecellisi cihetiyle mi diye. Peygamberimiz mi acaba diye. Ama zat olarak Allah'tır. Allah'tır değil mi? Yani neticede hakikati orada. Yani bu Cenab-ı Hak'ta hakikati olan bir şey insanda nasıl karşılık bulacak? Yani diyelim ki, bu tabi teşbihatı olmaz. Abimizin işte bir vasfı var. Diyelim ki çok cömert. Siz bana dediniz ki çok cömert. Benim abimizdeki bu cömertlik vasfını anlayabilmek için neye ihtiyaç var? Efendim? İkram sofrası. O açtı. Ama ben bunun cömertlik olduğunu nasıl anlayacağım? Size de yapma. İhtiyaç sahibi olmamız lazım. Onları istifade etmeniz lazım o sofradan. İstifade edeceksiniz ki onun cömertliği. Ben de aslında bende de bir cömertlik diye duygunun olması lazım. Tabii Allah bakışı tabii. Yani bak burada abide bir şey var, vasıf var. Bu vasfı açacak bir tek anahtar o vasfın bende de olması. Evet. Ya yani ben de bu cömertliği biliyor olmam lazım. Bunu hissediyor olmam lazım. Sen yoksa hani bu aynı şey gibi, işte diyelim ki bize mesela ben ortaokul yıllarındayken 50 sefer anlatsalar işte bilmem Afrika'da veya nereden geldiyse orada kivi diye bir meyve var, tadı şöyle güzel, böyle güzel.
Mesela biz Filipinlere gittik. Orada büryan diye bir şey var, meyve var. Anlata bitiremiyorlar. Yani şöyle iyi böyle ilk tattığında şöyle oluyor, sonrasında böyle hiçbir şey ifade etmiyor. Ha götürdüler bir yerde tattık hani. Bizde bir karşılık oldu. Şimdi büryandan bahsedilince artık tamam biz de anlayabiliyoruz onun ne olduğunu. İşte bak bende karşılığı olduğu zaman artık onunla ilgili bütün anlatılanlar bana açılmış hale geliyor. Şimdi sen istediğin kadar anlat. Abimiz şöyle cömert, böyle cömert. Ben bilmiyorum ki cömertlik nedir. Yani ya cömertlik için ne lazım? Yani hangi durumda cömertlik olur? Bunu bilmiyorum. Bilmediğim durumda senin anlattıkların bende karşılık bulmuyor. İşte biz sayıyoruz Cenab-ı Hak, ya Cemil, ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Mucib, ya Allah. Böyle sallana sallana bunları zikrediyoruz ama mesela Allah Mucib dediğimizde bunun karşılığı nedir? Cemil dediğimizde bunun karşılığı nedir? Kahhar dediğimizde bunun karşılığı nedir? Bunların bizde bir karşılığı olacak ki yani biz de bunları kendi dünyamızda yaşıyor olacağız ki o durumda biz bu Cenab-ı Hakk'ın özelliklerini gerçekten idrak etmiş olalım. Yani burada anahtar konumunu anlayabiliyoruz değil mi? Bu duygu olmadan biz bu şeyi, esmayı açamayız. Sadece bize bir isimden, resimden ibaret kalır veya işte sadece ifade edilen bir kelimeden ibaret kalır. Ama biz Allah'ı tanıyamayız. Kendi en yakınındaki kendiyle ilgili hakikati şu an keşfetmekten çok aciz konumda. Bu durum şeyde böyle bir alanda tutun Freud gibi bir adamdan medet umuyoruz. Ve tutup böyle bu kadar derin bir meseleyi libido gibi çok böyle basit ve hakikaten sığ bir alan üzerinden çözümlemeye çalışıyoruz. Yani insanlığın düştüğü vehameti, tablonun ne kadar ciddi bir sıkıntılı tablo olduğunu ve bu tabloda da bizim olaya getirdiğimiz çözümünde ne kadar kısık bir sesle var olduğunu herhalde hissetmemiz gereken bir nokta. Yani bu konu bütün işin sırrını çözecek, bütün kainatın sırrını çözecek ve o hani yapılan bütün NASA çalışmalarının falan ötesinde işin hakikatinin kendisinde yer aldığı bir çekirdek. İşte burada temel mesele o Zat-ı Zişan'ın bu sistemi niye kurduğu ve bu yükü neden yüklediği. O yüzden bu hani neden dağlar taşlar bu emanetten çekilmiş, bu kadar derin potansiyel olan bir şey, yani Cenab-ı Hak kendi özelliklerini bir nebze kendini hissedebilmek üzere sana veriyor. Şimdi burada eğer haddini bilmezsen, haddini aşarsan, konumunun üstüne çıkarsan, bunun ters tarafındaki nihai sonuç nedir? Kendini ilah zannetmek. Ve kendini Cenab-ı Hak'la aynı düzlemde, onunla aynı konumda bir varlık gibi, varlıkmış gibi algılamaya çalışmak. Buna da ne diyoruz? Teşebbühü bil vacip. Ondan sonra da işte biz kainata, sisteme, varlığa, kendi arzumuz, kendi eğilimlerimiz, kendi isteklerimiz doğrultusunda şekil vermeye kalkıyoruz ve sorgulamaya kalkıyoruz varlığı. Bu arada işte bu emaneti hakkıyla taşıyamamanın getirdiği dehşet verici nihai bir sonuç. Mühend de işaret ediyor abi. Men ittahade ilahehu hevahu. Evet. Bunlar hevalarını... Aynen bu manayı ifade ediyor değil mi? Tabii. Evet. O kimseler ki men ittahade ilahehu hevahu. Evet. Yani kendi hevalarını aynı zamanda da ilahlaştırmış oluyorlar. Yani bu da... Aslında ondan çekinmelerini, dağ taş niye bu emanetin altına girmekten çekindi? Hakkıyla kullanılırsa cemalullah'a yükseltecek. Ama hakkıyla kullanılmazsa da bütün o mahlukatın en alt mertebesine seni düşürecek bir emanet. Yani yüreğin varsa bu işin altına gireceksin. Bizim ruhlarımız da bu yüreği göstermiş. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu teklifine biz bu ya Rabbi biz bu emaneti taşırız demişiz. Bana soruldu mu? Soruldu. Hani sen hatırlamıyorsan bu hani diyorlar ya beni yaratılırken bana soruldu. Soruldu tabii. Yani bu emaneti yüklenir misin diye soruldu. Sen bunu hatırlamıyorsun diye inkar ediyorsun. Ve aslında hıyanet ediyorsun.
Evet, o zaman bu gizli bir hazine olan, yani Cenab-ı Hakk'ın esması dediğimiz varlıkların hakikatini teşkil eden Esma-i İlahiye'nin açılmasının yolu bu muamma-i müşkül küşa dediğimiz müşkilleri ve bilmeceleri çözecek olan ve insanlarda da Cenab-ı Hakk'a ulaşmanın bir vasıtası olan ene ve bu bir tılsımı hayret fezadır. Yani farkında olunsa, doğru keşfedilse insanı uçuracak, alayilliğine çıkaracak ve cemalullah'a yükseltecek bir tılsım bu ene hakikatinin nihai içinde. O ene mahiyetinin bilinmesiyle o garip muamma, o acip tılsım olan ene açılır. Bak burada ene açılır diyor. Acaba biz şimdi şunu sorgulamamız lazım. Bizim enemiz açık mı? Enenin açık olması ne demek? Ha, biz eneyi hep kötü anlamda kullandığımız için işte kardeşimizin enesi yok. Enesi olmamak aslında iyi bir şey değil. Enesinin olması ama harfi bir şekilde hayatta onu Cenab-ı Hakk'a taşıyacak bir vasıta şeklinde bulunması lazım. Yani dolayısıyla ene açılması gereken bir şey. Ama biz daha çok ene ile ilgili işte tek bildiğimiz var, ene ile ilgili bir kavram var. O da ne? Tevazu. Ya kardeşim işte enaniyet göstermeyeceksin, mütevazu, tamam bu güzel. Ama bu ene sadece bununla bağlantılı, bundan ibaret bir kavram değil. Ene senin işte şu anda elinde, hani diyoruz ya şu kadar gigabayt, bu kadar terabayt, bu kadar hızı var bilmem. İşte Ferrari, şu bu böyle hani teknolojik imkanların olduğu şeylerden bahsediyoruz. Bu ene öyle bir vasıta ki bunun kıymetinde, bunun kametinde, bunun özelliğinde sana vasıtalık edebilecek hiçbir benzer yok. Acayip bir muğlak tılsım. Yeni otomobil alınca onun motorunu açmasını biliyorduk ama evet. Enenin açmasını sizden öğreneceğiz inşallah. İnşallah. Yani biz de beraber öğreneceğiz. Yani biz de işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ve Üstad'dan. Ene olmadan kul olmuyor abi ya. Aynen. Ene olmadan nahmid olmuyor abi. Tabii. Dolayısıyla eneyi bir açmamız lazım değil mi? Eneyi İnşallah. Keşfetmemiz lazım. Yani biraz böyle hep dışarılarla meşgul oluyoruz ya. İşte kaç metre evde oturuyorsun, hangi arabaya biniyorsun, işte ne giyiyorsun, kazağının markası ne bilmem, işte ayakkabının markası ne, araban kaç model, işte motoru ne. Tamam da biraz da bizim içimizde ben dediğimiz bir alem var ve bu alemin acayip bir şeyi var. Yani orada arsalar var, köşkler var, efendim işte değişik hazineler var. Ama biz bu hazine avcılığını daha çok hep toprakta, toprağı kazarak yapmaya çalışıyoruz. Ve kainatın eğer o ene açılırsa, burada enteresan bir nokta da var. Mesela hani kainatta bir şeyler çözmeye çalışıyorsun ya, işte uzaya teleskoplar gönderiyorsun, işte insanı keşfetmeye çalışıyorsun, işte tıbbi analizler yapıyoruz, biyokimyasını inceliyoruz, efendim kan tahlilleri yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, keşfetmeye çalışıyoruz. Ha, bu insan nasıl bir varlık? İşte özelliği neler? Hep bak gördüğümüz alanda, görünen boyutta ve algılanan alemde keşfetmeye çalışıyoruz. Burada enteresan bir sır veriyor. Diyor ki eğer kainatı keşfetmek istiyorsan, hani bütün o insandaki kan tahlilleri, bilmem uzay, galaksiler, gezegenler, yıldızlar, bunları keşfetmeye çalışıyorsan gene eneni açman lazım. Eneni içinde o keşifleri yapman lazım. Hiç aklımıza geliyor mu mesela galaksiyi keşfetmek için ben önce kendi iç dünyama bir yöneleyim. Yani bilim adamlarının falan gelmiyor da şeyin de yani Kur'an ulemasının da aklına çok gelen veya üzerinde çalışılan bir nokta değil gibi duruyor. Ve alem-i vücubun, tabi burada alem-i vücub dediğimizde iki tane alem var. Bir alem-i imkan değil mi? Bir de alem-i vücub. Yani bir imkan dairesi dediğimiz işte bu bizim gördüğümüz alem var. Bir de vücub alemi var. Orası artık zamandan, şarttan, mekandan, ondan sonra kayıtlardan ayrı bir alem. Yani vacibül vücudun, zatın bulunduğu alem. Enteresan bir ipucu daha veriyor. Diyor ki bu enenin doğru keşfedilmesi ve açılması o vücub aleminin de kapılarını size açar. Çok
Enteresan bir sır. Ama bir hadis var aklımda bir kadar, yanlış olmasın. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Evet. Nefsine diyor, kim nefsine bilirse, işte belleyi çözerse o zaman... Hadis midir bu abi? Evet, hadis midir. Evet. Abraham var, doğru mu? Evet. Kâb-ı Kibar da olabilir yani. Belki. Ben İmam-ı Gazali'nin bir sözü diye duydum ama tabii siz daha doğru. Evet. Evet. Güzel bir söz aslında. Evet, yani hakikati ifade eden bir söz evet. Neticede. Evet. Şimdi dolayısıyla neyi açıyor? Kainat tılsımını, alemi vücudu, vücubun künüzünü ve bütün bunların anlaşılması da enenin mahiyetinin bilinmesiyle. Enenin mahiyeti, ene nedir? Yani benlik nedir? Benlik duygusu nedir? Bunun işte keşfedilmesi, bunun açılmasıyla ilgili. Bir şey bilmek ayrı, mahiyetini bilmek ayrı değil mi? Aynen, tabii. Ve şu anda belki de mahiyetini en az bildiğimiz şeylerden biri ene. Ki önümüzde üstadın yazdığı bir ene vahsi var olduğu halde. Alemin miftahı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Şimdi gene bizim mesela çok olumsuz olarak gördüğümüz şeylerden biri de nefis, öyle değil mi? Ama bu nefis içerisinde aynı zamanda bu alemin anahtarları da takılmış. Yani alemin anahtarı ne demek? Şimdi alem bize açık mı? Yani açıksa anahtara niye ihtiyaç var? Mesela alem dediğimizde ne aklımıza geliyor? İşte alem deyince diyoruz ki en yakınımızda işte şu an mesela içinde bulunduğumuz bir ev var, bu evde halı var, duvar var, ışıklar var. Ondan sonra dışarı çıktığımızda cadde, sokaklar var. Biraz öte gittiğimizde işte ağaçlar, yıldızlar. Onun biraz ötesine gittiğimizde işte ormanlarda canlılar. Bunlar bize açık mı? Hani görüntüde açık gibi geliyor. Ama üstad diyor ki yani hakikati halde buralarda çok hazineler gizli ve bu gizli hazineleri keşfetmek ancak nefsin doğru kullanılmasıyla, nefsin oradaki fonksiyonunu doğru icra etmesiyle mümkün olabilir. Mesela okyanustaki bir balığın benim nefsimle bir alakası var mı? Yani benim nefsim dediğim işte ben hayatım, işte arzularım, hayatla olan bağım, işte içimdeki varlığa olan motivasyon diye. Abi şunu diyebilir miyim? Buyur. Nefsine muhabbet ise ona acımak, terbiye etmek. Nefsine muhabbet ise onu terbiye etmek. Havasına efendim diye böyle başlıyor. Evet. Yani burada terbiye etmek dediğiniz gibi. Terbiye etmek dediğimizde ne anlayalım? Nefsine muhabbet ise ona acımak, terbiye etmek, zararı evet. Havasından men etmektir. O vakit nefisine binmez, seni havasına esir etmez. Belki sen nefsine binersin, onu havaya değil, hudaya zarf edersin. Çok güzel. İşte bu evet. İkinci noktaya nasıl gelelim? Mesele bu. Buyur. Yıllar önceydi televizyonda bir bayınlanın buzullarda sıkıştığını izlemiştik. Hep beraber kurtulursun diye beklemiştik, kurtulmuştu, sevmiştik. İlişkimiz olmasa niye onunla? Evet, öyle değil mi? Ve demek ki bizim aslında mesela yani diyelim ki insanlar işte büyük patlamanın nasıl gerçekleştiğine dair bir çaba içine giriyorlar. İşte onun için bazı teknolojik icatlar yapıyorlar. Biz bununla ilgileniyor muyuz? İlgileniyoruz. İlgileniyoruz ve insansak ilgilenmemiz lazım. O zaman bizimle, hayatımızla, nefsimizle bir bağ var demek ki. Neden böyle? Çünkü biz aslında sadece varlığımız, içinde bulunduğumuz alem, ailemizle, iş ortamımızla, yaşadığımız şehirle sınırlı değil ki. Biz aslında dünyada bir fert olduğumuzu hissediyoruz. Aslında galakside bir fert olduğumuzu hissediyoruz. Aslında kainatta bir fert olduğumuzu hissediyoruz. Dolayısıyla arzularımız, irtibatlarımız ve nefsimizin bize açtığı kapı, bütün kainat nereye kadar uzanıyorsa oraya kadar uzanıyor. Her şeyle bir alakamız var. O zaman işte öyle bir tarza alaka kuralım ki mesela az önce dedim ki bu suyla işte buradaki ağzım kuruduğunda
susuzluğun giderilsin diye getirilmiş bir nesne diye bir ilişki kurabilirsin. Yanlış mı bu ilişki? Genel uygulamaya göre doğru. Ama şimdi her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek ister sırrıyla buna baktığımızda, senin işte böyle bir toplantıda bulunacağını, bu toplantıda ağzının kuruyacağını ve o kuruyacak ağzın işte suyla rahatlayacağını bilip suyu yaratan, bardağın oluşması için toprakta işte seramiği yaratan, seramik işçisine bunu oluşturacak bir işte kabiliyet veren, sonra bunları bir araya getirip en nihayetinde şu son nokta olan bardak ve içinde su meyvesini hasıl eden bir cemal ve kemal sahibinin bu bardak üzerinden cemal ve kemalini görebilir misin? Görebilirsin. Ve o zaman bu suyun, bu bardağın anlamı, senin nefsindeki karşılığı, sana ifade ettiği şeyler farklılaşır mı? Evet, farklılaşır. İşte bütün sır bu. Ve bunu işte düşün, bardakla yaptığın, en yakında yaptığın bu ilişki anı, gökyüzüne baktığın yıldızla da kuracaksın. İşte birinin sana anlattığı balıkla da kuracaksın. Efendim hiç gitmediğin, görmediğin bilmem galaksi, onun içindeki gezegenle de kuracaksın. Ve bütün bunlar ene ve nefisle ancak mümkün gözüküyor. Üstad diyor ki, kainat kapıları zahiren açık görünürken hakikaten kapalıdır. O zaman, şimdi bura bir önemli sır. Biz bu kapıları açmaya çalışacağız. Kardeşim zaten belli diye bir şey yok. Hiçbir şey belli değil. Oraya emek sarf etmek lazım, çaba sarf etmek lazım. Duyguların üstüne yoğunlaşmak lazım. Ya biz biliyoruz zaten Allah bir, kainat onu bilmiyorsun işte. Ondan sonra işte biri geliyor sana felsefi iki böyle usturuplu laf ediyor. Ondan sonra ruhun, hayatın bilmem birdenbire darmadağın oluyor. Neyi biliyorsun? Oraya yoğunlaşman, onlara derinleşmen ve iç alemine sindirmen lazım. O kapılar açılması lazım. O kapılar nasıl açılacak? De kendini tanıyarak, benliğini tanıyarak ve sendeki o esma karşılıklarını keşfetmek için içe yoğunlaşarak o kapılar açılacak. Cenab-ı Hak emanet cihetiyle insana ene namında öyle bir miftah vermiş ki alemin bütün kapılarını açar. Bu çok hakikaten önemli bir keşif, önemli bir sır. Yani uzayı nerede açacaksın? Ene'de. Efendim insanın detaylarını nerede açacaksın? Ene'de. Efendim işte geçmişin sırlarını nerede açacaksın? Ene'de. Cenneti nerede keşfedeceksin? Ene'de. Cehennemi nerede keşfedeceksin? Ene'de. Cemalullah'ı nerede hissedebilirsin? Ene'de. Yani dolayısıyla ene deyip de, ene eşittir benlik deyip de geçilecek kadar basit bir duygu değil ene duygusu. Ve öyle bir tılsımlı enaniyet vermiş ki, bak, benlik duygusu vermiş ki, Hallak-ı Kainat künuz-u mahfiyesini onunla keşfeder. Hallak-ı Kainat'ın künuz-u mahfiyesini onunla keşfeder. Yani hani bizim birinci arzumuz ne? İşte birinci hedefimiz ne? Cennete girmek, öyle değil mi? Ondan sonraki arzumuz ne? Cemalullah. Peki bunlar neyle olacak? Enenin doğru tanımlanması ve enenin keşfedilmesiyle olacak. Ve bütün bu kainatı yaratan zatın anlaşılması, idrak edilmesi, ondaki hakikatlerin, ondaki gizli hazinelerin ortaya çıkması ancak enenin doğru idrak edilmesiyle mümkün. Fakat ene kendisi de gayet muğlak bir muamma ve açılması müşkül bir tılsımdır. Eğer onun hakiki mahiyeti ve sır hilkati bilinse, kendisi açıldığı gibi kainat dahi açılır. Şimdi burada şöyle ki deyip o enenin diğer kısımlarını açıyor ama bizim vaktimiz doldu. Bu kalan kısmı da inşallah sonraya bırakarak. Yani nihayetinde şu noktaya gelmiş oluyoruz. Eneyi çalışmamız lazım. Eneyi yani böyle sadece bir kavram olarak görüp işte onun üzerinde sınırlı kalan idrakimizle yetinmememiz lazım. Ve bunu çalışmak için de hep biz genelde şöyle bir yanlış içindeyiz.
Eneği başkalarının enesi üzerinden çalışıyoruz. Yani kardeşimizde enaniyet var mı yok mu? Efendim işte enaniyet tezahürleri var mı yok mu? İşte ya gördüğüm kadarıyla onda biraz ene kabarık falan. Ya bırak onları, sen bir kendi iş dünyanda kendinle ilgili o içinden gelen eğilimler, yönelişler, ondan sonra onların sana açacağı sırlar ve onların açacağı kapılar, onların oluşturacağı derinlikler, biraz onlara yönel. Kendi içinde var ki baştakini görüyor. Evet. Tabii orada bir rahinelik ediyor. Ama işte bu ene dediğimiz hakikat, sen yani karşı tarafın o anahtar külçesini dışarıdan bakmakla keşfedemezsin. Yani bu ene öyle enteresan bir şey ki, tezahürleri maddi değil, tezahürleri daha çok enfüsi ve iç süreçlerde ve enfüsi dediğimiz de kendi nefsinin aslında fark edebileceği ve hissedebileceği bir alanda. Yani biz şu anda ben hep şöyle düşünüyorum, bir hanenin içindeyiz. Bu beden hanesi dediğimiz hane aslında bir de iç tarafı olan bir hane. Ama kendi bedenimizle alakamız daha çok aynalardan ve o gözden dışarı bakan pencerelerin gösterdiklerinden ibaret. Yani acaba ben nasıl algılanıyorum? Acaba dışarıdan nasıl görünüyorum? Acaba bana nasıl bakıyorlar? Hep böyle başkalarının bizim hakkımızdaki kanaati ve bizim başkalarına nasıl göründüğümüz üzerine odaklanmış bir benlik dünyasının içinde olduğumuz gözleniyor. Yani en azından benim gözlemim bu. Yani bir de bu yani şöhret efendim ani bir rüyadır diyor. Evet. Kalbi öldüren zehirli bir baldır. Çok güzel. Bu ene yani bizi oralara götürüyor. Tabii. Kalbi öldürüyor. Tabii. Ve işte burada kalp dediğimiz o eneyle beraber iç dünyada ayrı bir alem oluşturan, duygular manzumesi oluşturan ve iç dünya dediğimiz bir alan oluşturan bir alan var. Ama şöyle pencereden hep dışarılara bakmaktan ziyade şöyle içeri dönüp de haneye bir bakmak, oraya odaklanmak, orada neler var, orada hangi şeyleri keşfedebiliriz, onlara bakmak lazım diye düşünüyorum. Tabii haddimizi aştıysak da affola. Ama neticede ben kendi müşahedelerimi paylaşıyorum. Haddimi aştığım yerde de sizler, bizleri ikaz edeceksiniz. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.